بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين. Evet, elhamdun'un başındaki elif lam ya elif lam istiğraktır ya da elif lam cinstir. Elif lam istiğrakın alameti odur ki elif lam yerine kullu lafzını bıraktığımız zaman eğer mana sahih ise yine diyoruz yani kullu ferdin min efradil hamdi. Hamdin ne kadar fertleri varsa hepsi de lillah. Yani muhtassun lillah ya da müstahikun lillah. Allah-u Teala onlara böyle o hamd Allah'a khastır ya da Allah-u Teala o fertlerin hepsine nedir? Müstahaktır. Di fertlerin hepsi Allah-u Teala ait olduğu gibi hamdin her nev'i, her çeşidi ve hangi zaman diliminde yapılmış olursa olsun, ister geçmişte yapılsın, ister şu an, ister gelecekte yapılacak olsun, ala kulli hal bütün hamdler fertleriyle birlikte Allah'a hastır. Dolayısıyla elif lam istirak neyi ifade etti? Ta'mimi ifade etti. Bütün efrada şamil geldi. Ya da elif lam cinstir. Hamd nedir? Bir cinstir, bir mahiyettir, bir hakikattir. Onun da altında bir sürü fertler var. Onlar da Allah'a hastır. Onun da iki kısmı var. Hamd-i lugavi var, hamd-i ürfi var. Hamd-i lugavi, lugavilerin yanındaki hamd. Evet, tarifi şöyledir. El-vasfu bil-cemili alel-cemilil-ihtiyariyi mutlaka. El-vasf yani vasfuna Allah Azze ve Celle bil-cemil. Yani bi-avsafihi el-cemile. Allah-u Teala'yı güzel vasıflarıyla vasıflandırmak. Zaten ve kullu avsafihi cemilet. Cemilun. Allah-u Teala'nın zaten bütün vasıfları güzeldir. Ne diyoruz? Allahu Rahmanun, Rahimun, Gafurun, Şekurun bu şekilde güzel vasıflarıyla vasıflandırıyoruz. Peki bunu neyin mukabilinde, neyin karşılığında yapıyoruz? Alel cemili. Yani ala ni'amihi el cemile. Bize ihsan ettiği güzel nimetlerinin karşılığında. Peki Allah-u Teala bu nimetleri bize verirken kendi ihtiyarıyla mi veriyor? Yani Allah-u Teala faali muhtar mıdır? Yoksa haşa birinin ittirarıyla, icbariyle mi? Yani birinin zoruyla mı? Diyor ki el-ihtiyari yani Allah-u Teala faali muhtardır. Kendi tercihiyle veriyor. O zaman ihtiyari demekle kalkıp da biz güneşi, mesela güneşi övdüğümüz zaman işte inne hadihi şemse cemiletun yani nedir mesela mudiyetun, müşrikatun ne kadar da güzel etrafı aydınlatıyor, bizi aydınlatıyor, parlatıyor. Bu şekilde kalkıp güneşi övdüğümüz zaman aha bu güneşe yapılan bir hamd değil. Belki nedir? Bir medehtir. Neden? Çünkü o şuai, o diyai güneşin o parlaklığı meydana getirmesi kendi ihtiyarı ile değil belki Allah-u Teala'nın ihtiyarı iledir. Dolayısıyla 12 ittirariye giriyor. Bu yüzden 12 hamd değil belki nedir? Medehtir. Ne denilir? Medehtüşşemse denilir. Hamidtüşşemse denilmez. İdû nimetler de mutlakadır. Yani min in'am-ı sâriye ve gayri sâriye. Yani Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetler ister nimet-i sâriye olsun, nimet-i sâriye geçişli nimet, cömertlik gibi. Birinin cömertlikle muttasıf olabilmesi için elindeki malını birine vermesi gerekiyor ki cömert olsun. İşte bu geçişli nimet oluyor. Yani senden başkasına geçiyor. Buna nimet-i sariye denilir. İster de geçişli olmasın ilim gibi. İlim ister sende kalsın ister başkasına geçsin. İlim her halükarda güzel bir nimettir. Bu da gayri sariyeden düşünsek. Yani hulası Allah-u Teala'nın bize verdiği ister geçişli nimet olsun ister olmasın. Ala kulli hal, bütün bu nimetlerin karşılığında ne yapıyoruz? Onu hamdü sena ediyoruz, güzel vasıflarıyla vasıflandırıyoruz, tavsif ediyoruz yani. Bu hamdü lugavidir. Hamdü ürfi ise, fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisebebi kevnihi mun'imen. Fi'lun, bir fi'l. Tabi illa ki fi'l olmak zorunda değil yani. Fi'l yani şey'un, yani emrun. Öyle bir şeydir ki, yunbi'u yani yukbiru an ta'zimil mun'imi. Mun'imin ta'zimini, onun azametini, onun celaletini, yüceliğini, büyüklüğünü gösteren, ihbar eden bir şeydir. İde Allah-u Teala'nın yüceliğini göstermek illa ki fiille olmak zorunda değil yani. Bu lisan ile de olabilir, kalp ile yani cenan dediğimiz kalple de olabilir, azalarla da olabilir yani. Mesela
Lisan ile yukarıda dediğimiz gibi Allahu Teala'yı güzel vasıflarla vasıflandırmak. Aha. Azalarla da mesela namaz kılarken el pençe onu karşısında durmamız. Ellerimizi bağlamamız kıyamdayken. Rükuğa varmamız. Ondan sonra secdeye kapanmamız. Bu azalarla yapılan bir nedir? Hamd'dir yani. Bir de kalple ne yapılır? Hamdü sena edilir. Allahu Teala'nın azametini nasıl düşünürüz? İşte bu halkus semayı veya insanı yaratması ne kadar da nizam ve intizam içerisinde yaratmıştır yani. Yani insan kısaca hani en basitinden cebine bir kulaklık bıraktığı zaman yani üzerinden bir dakika geçmeden çıkartıyor, bakıyor hepsi birbirine dolanmış, birbiriyle karışmış. Onu düzeltene kadar canı çıkıyor. Ama insanın vücudundaki damarlara düşündüğümüz zaman milyonlar da milyonlar kadar damar var yani. Hiçbiri de birbiriyle karışmıyor. Hepsi de nizamlı bir şekilde ne yapmış? Muntazam edilmiş yani. Allah-u Teala'nın felekleri yaratması, halketmesi, gezegenleri, ondan sonra yıldızları vesaire yani ha. Bu semayı biduni amedin yani ha. Direksiz ayakta ikame etmesi. Ne kadar da güzel. Tabakalar halinde halketmesi yani ha. Evet, bu şekilde Allah-u Teala'nın murakabe etmek, onun halkettiği bu icatlara hayretle düşünmek ve bu cihetle Allahu Teala'nın kudretine varmak, onun vahdaniyetini kabul etmek, ikrar etmek. Bu da kalple yapılan bir hamdtir yani. İdi Allahu Teala azametini biz ifade ederken niçin yani Allahu Teala hamd ediyoruz, tazim ediyoruz? Bi sebebi kevnihi mun'imen. Mun'im olduğu için yani, bize ihsanda bulunduğu için. Peki aradaki fark ne oldu? Hamd-ı lugavide şimdi şöyle bir şey yapalım. Ya da mevrid yazalım. İlk başta mevrid yazalım. Bir de ne var? Mutaallak var. Mutaallak. Mevrid. Mutaallak. Evet. Hamd-ı lugavinin mevridi yani hamdın çıkış noktası, mahreci neresidir? Lisandır. Sadece lisanla yapılıyor. Lisanla Allah-u Teala'nın yüceliğini o ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Allah-u Teala hamdü sena ediyoruz. Güzel vasıflara vasıflandırıyoruz. O zaman mevridi ne oldu? Has oldu. Çünkü sadece lisanla yapılıyor. Hastır. Am değil. Mutallak ise alel cemili dedik. İdi mutlaka. Yani ister o nimet fadal olsun ister fevadıl. Yani geçici olsun veya olmasın. İdi mutallakta da yani hamdi biz neye taalluk ediyoruz? Nimetin karşılığında olsun veya olmasın yani. Dolayısıyla mütealık ne oldu? Am oldu. Yani taalluk ettiği şey, sebep nedir? Mukabil olsun, nimetin mukabiline karşılığında olsun, olmasın. Evet. Hamd-i ürfide ise mevridi çıktığı nokta mehreci illeki fiil olacak değil. Dedik fiil de olabilir, kavl de olabilir, kalple de olabilir. Dolayısıyla bunun mevridi ne oldu? Am oldu. Sadece lisanla değil çünkü. Bunun mutallakı ise neyin karşılığında yapıyoruz? Diyor ki mun'im olduğu için. Yani bize nimet verdiği için biz hamd ediyoruz. Ona azametini ifade eden şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla mutallakı ne oldu? Has oldu. Evet tam birbirinin zıttı yani. Hamd-ı lugavide mevrut has iken, hamd-ı örfide am. Aha, hamd-ı lugavide mutallak am iken, örfide ise has oldu. Bu şekilde. İdi o hamd kime hastır dedik? Lillahi. Lillahi'nin başındaki lam ya lam ihtisastır ya da lam istihkaktır. Manaca aynıdır. Bazıları da fark yapıyorlar tabi. Mesela diyorlar ki el cennetu lil müminin. Cennet müminleredir. Şimdi lil müminin başındaki lam ihtisas mıdır yoksa istihkak mıdır? Aha, lam-ı ihtisas yapıyorlar. Yani cennet müminlere hastır. Yani cennette sadece müminler dahil olacak. İhtisas üzerine hamle diyorlar. Ennaru lil kafirin derken lil kafirin başındaki lam istihkak mıdır, ihtisas mıdır? Diyorlar ki oradaki lam da istihkaktır. Ennaru cehennem ateşi lil kafirine müstehakkun lil kafir. Kafirlere müstehaktır. Yani kafirler onu hak etmiştir yani. Onların hakkı odur.
Peki muhtassun il kafirin diyebiliriz mi? Diyebilir miyiz? Yani ihtisas üzerine hamledebilir miyiz? İşte cehennem ateşi kafirlere khastır. Hayır. Çünkü mümin asi de girecektir. Böyle bir fark yapıyorlar yani. İdi Allah kim? Allah'ın sıfatı ya Rabbil alemin ki alemlerin Rabbidir. Rab da Malik manasına da geliyor. Malik yani sahip manasında. Sahibül alem, alemlerin sahibidir. Ya da murabbi manasına alemleri terbiye eden. Ya da müdebbir manasına alemleri tedbir eden. Ya da halık manasına alemleri halk eden. Öyle bir sürü manası var tabi. Münasip manalar bunlardır tabi. Alem ise masivallah'tır. Allah-u Teala'nın haricinde, Allah-u Teala'nın dışında olan bütün varlıklar. 18 bin alemden bahsediyorlar yani. Evet. Rabbi ne yaptık? Allah'a sıfat yaptık. Hani biliyorsunuz ki sıfat mevsufuna tabi olması gerekir. İ'rab yönüyle, tezkir te'nis yönüyle, ifrat tesnîr cem'i yönüyle. Böyle. Bir de tarif ve tenkir yönüyle. Şimdi burada Allahi, lillahi, bir de Rabbi. İ'rab yönüyle aynıdır. Burada tebaiyeti ne yapmış? Gözetmiş. Tabi kılmaya da biliriz yani. Sıfatı mevsufundan kat'a edebiliriz. Dolayısıyla Rabbe de okuyabiliriz. Rabbu da okuyabiliriz. Neden? Li mücerradi kemalil medhi. Sırf medhi ifade etmek. Tastaman medhi, tazimi ifade etmek için. Rabbe okursa o zaman mef'ul yaparız. Li fi'lin mehzufin. Ki nedir? Emdehu veya uazzimu. Belki uazzimu daha güzel. Yani elhamdülillah. Hamd Allah'a hastır. İdi hangi Allah? Uazzimu. Onu tazim ediyorum. Tazim ediyorum kimi? Rabbel alem, alemler Rabbi olan Allah. Evet. Rabbu da okuyabiliriz. O zaman haber yaparız. Li mübtedein mehzufin. Hamd Allah'a hastır. Kimdir o? Huve Rabbul alem. O zaman huve Rabbu, huve mübtede Rabbu haber fi kuvvetil illa. İllet makamında düşünülür. Yani hamd Allah'a hastır. Neden? Niye hamdi Allah'a yapıyoruz? Çünkü iz huve rabbul alem. Çünkü alem yani Rabbidir, malikidir yani. Elbette ki hamde khastır. Hamde layıktır yani. Evet. Ve salatu ve selam. Es salatun başındaki eliflem ahdi harici zikridir. Yani zikri geçen bir salat. Kimin salatı burada murattır? Yani salatullah. Ve salat yani salatullah. Salat da Allah-u Teala'ya nispet edildiği zaman rahmet manasındadır. Yani er-rahmetul mekrunetu bit ta'zimi ve tekrim ve teşrifi. Ta'zimle birlikte rahmet. Allah-u Teala'nın rahmeti kime olsun? Ala Seyyidin Efendimiz'e olsun. Burada salatı Allah-u Teala nispet etmemiz daha güzeldir. Ki bu mana yani müminlere de nispet edilebilir aslında. Salat çünkü Allah-u Teala nispet edildiği zaman rahmet manasında. Meleklere nispet edildiği zaman istiğfar manasında. Peygamberlere nispet edildiği zaman şefaat manasında, müminlere yani diğer kullara nispet edildiği zaman ise dua manasında düşünülür. Ama burada madem ki söz konusu burada Efendimiz'e olacak bu, o yüzden direkt Allah-u Teala nispet etmemiz daha uyumludur. O yüzden İflam Ahdi Harici zikri yapıyoruz. Vesselamu selam. Selam da ya el-emnu minel mekâreh, mekârehten mekruhattan, çirkin şeylerden emniyet, emin olmak kime olsun? Ala seyyidine. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten onun bir endişesi yoktu ki ta ki emniyeti onun için dileyelim yani. Zaten emin idi. Kendisi masum olduğu için kendi adına herhangi bir hesabı olmayacak ki ta ki emniyeti ona dua olarak yapalım yani. Emniyet işte mekaretten, hoşuna gitmeyen şeylerden emin olmak onun üzerine nazil olsun. Ha, eğer şu şekilde düşünülse, işte ümmeti için olan endişeler, onlardan da ne olsun, hali olsun. Allahu Teala onu o mekarihi ne yapsın, onun gönlünden çıkartsın yani. Ümmeti için de bir endişesi olmasın. Bu şekilde düşünülse olabilir. Ama mesela ayette ve lesevfi yu'tike rabbuke fetarda. Kıyamet gününde Allahu Teala sana verecek de vereceksen bundan razı olacaksın yani. Böyle olunca demek ki ümmetine yönelik bir endişesi de olmayacak. O yüzden bu mana güzel değil. En iyisi ne diyelim? Ettehiyyetu ve ta'zim. Selam yani tehiyye, övgü. Şöyle bir şey var. Diyorlar ki salatu selam. İleştema'a ikisi bir arada kullanıldıkları zaman iftaraka. Manaları da farklı olur. İkisi bir arada zikredildiği zaman manaları farklı. Ama ve ileftaraka iştema'a. Farklı farklı yerler zikredildikleri zaman. Yani salatı burada zikrettiğin selam da başka bir makamda. O zaman manaları aynı olabilir.
Dolayısıyla selamıyla Er-Rahmetul Meqnunetü bit-Ta'zim manasını düşünebiliriz. Başka makamda zikredilseydi yani. Ayrı ayrı zikredilselerdi. İdi salatu selam kime olsun? Nazile tani ala Seyyidina Muhammed. Burada nazile tani de takdir edebiliriz. Nazilani de diyebiliriz. Şimdi salatu selam. Salat ikisi de isim mastar. Salat muennestir. Salatı baz aldığımız zaman nazile tani, muennes. Ama selamı baz alırsak o zaman nazilani, müzekker takdir edeceğiz. Tabi nazileteyni, nazileyni de takdir edebiliriz. O zaman hal yaparız. Salatü selam ne oldukları halde? Hale kevnihima nazileteyni ya da nazileyni ala seyyidina Muhammed. Ala seyyidina, seyyid de sevyittir aslı. Vav ya ne oldu? Cem olundu. Vav ne yaptı? Ya kalbettik. Ondan sonra yağları dağmettik. Seyyid oldu. Seyyid de efendi, rehber manasında. Ala seyyidina bizim efendimiz. Yani maaşirel müminin. Ya da na derken biz yani bütün kainat. Bütün kainatın efendisi, rehberidir. Kimdir o seyyid? Ondan bedel ve atfı beyan yapıyoruz. Muhammed'in sıfat yapmıyoruz yani. Ancak asli manasını riayet edersek yani ki burada o mana murat değil yani. O seyyid kimdir? Muhammed'in ki efendimizdir. Ve alihi ecma'in. Başka kime olsun? Bu Ali de Muhammed üzerine matuf. Yine salatu selam olsunlar kimin üzerine? Ala Ali. Efendimizin Ali üzerine. Efendimizin Ali genelde yani mutlak olarak düşünüldüğü zaman, zikredildiği zaman Ehli Beyti murattır. Ya diyeceğiz ki al el müminin beni Haşim el Muttalib, beni Haşim Muttalib'den mümin olanlar. Ya diyeceğiz ki onun Ehli Beyti nedir murattır? Ya diyeceğiz ki mutlak etba murattır. Ona tabi olanlar ki bu mana daha münasıptır. Çünkü dua makamında İmam Suyut'un dediği gibi matlup olan nedir? Ta'mimdir. Umumiyeti ifade etmektir ki burada fasık olanlar da facir olanlar da girsin diye ki onlar dua daha çok muhtaçtır. Etkıya manasını verenler var. Ya da etba'u fi amelin salih. Sadır salih amelde ona tabi olanlar. İşte onları düşündüğümüz zaman daireyi biraz daha daraltmış oluruz. O yüzden en iyisi mutlak etba'ı düşünelim. Ki İmam Kudri bu manayı veriyor da ama İmam Sabban bunu kabul etmiyor. O diyor ki med'u bihi kim ise yani kendisine dua edilen kişi makama göre ne yapılır düşünülür yani. Evet. Ecmain tamamın üzerine olsun. Burada bir tekidi manevidir. Evet, Hudri bunun üzerine konuşuyordu. Bunu isterseniz gösterelim. Evet, İmam Hudri diyor ki el evla tefsiruhum bi mutlaq el etba. Enisi diyor ki Ali mutlak etba ala düşünmek, mutlak etba manasını vermek. Ey ümmetil icabet. İcabet ehlinden olanlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme icabet eden. Umumen, umumi olarak yani mutlak etba ki bütün herkes girsin. Yeter ki ümmetül icabe olsun. La bi akaribi fakat. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zürriyet yani kanından gelenler değil. Lialla yelzemu ihmalu sahbi. Ta ki sahabelerin ihmali lazım gelmesin diye. Yani sahabeler de girsin. Çünkü Efendimizin kanından gelmeyen sahabeler de vardı yani. Ve la bil etkiyayı sadece etkiya manasını düşünmek de burada murat değil. Lianna makamu duain yutlabu fiyat ta'mim. Çünkü bu dua makamındadır. Dua makamında da ta'mim yani umumi ifade etmek talep edilir. Bütün herkese katmak. Dolayısıyla fefi tevriyetün. Böylece ne olur? Tevriye lazım gelir. Tevriye de nedir? Normal mütebadır. Yani insanın zihnine ilk gelen mana neyse onu değil kalkıp uzak olan bir mana ifade etmek, düşünmek yani. Nasıl bir tevriye var? Çünkü iz haysu lem yeridil mana lem yuradil mana'l karib li ahli sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alinin garip olan manası düşünülmemiş. Yakın olan mana ki nedir? Ve huve ehlü beytihi ve akaribihi yani. Ya da ve akaribuhu. Bel aradil ba'ide, el ma'nil ba'id. Belki burada ba'id mana yurad edilmiş ki ve huve mutlakul etba. Mutlak etba bi karinete makamı duai yani. Evet, en aşağıda ise diyor ki وَالَّذِي اخْتَارَ الْعَلَّامَةُ الصَّبَّانُ اَنْ تُفَسَّرَ الْآلُ فِي مَقَامِ الدُّعَاءِ بِمَا يُنَاسُ الْمَدْعُوَّ بِهِ مَدْعُوهُ بِهِيَ Yani kendisine dua edilen kişiye münasip, muvafık, uygun olan mana neyse
O makamda da o düşünülür alden. La bil etba'i mutlaka. Mutlak etba manası değil. Ne gibi? Mesela. Fefi nahvi. Allahümme salli ve sellim ala seyyina Muhammed ve ala alihillezine ezhebte anhum ricse ve tahhartahum tathira. Aha. Bu makamda mesela. Ezhebte anhum ricse. O al ki ellezine ezhebte anhum ricse. Onlardan ricsi. Kötülüğü, pisliği ne yapmışsın? Uzak tutmuşsun. Onlardan götürmüşsün. Ve tahhartahum. Onları tathir etmişsin. Tathira. Bu makamda yuhmel ala ehli beyti. Çünkü ayette de inneme yuridullah li yuzhibe ankum rijze ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Evet, ona işaret ediyor. Bu makamda ehli beyti ne yapılır, irade edilir halde. Aha ve nahu. Allahumme salli ve sellem ala seyyidina Muhammed ve alihi hudatil ümmeh. Ümmetin hidayetçileri. Ve masabihu zulmeh. Yani zulmetin, karanlığın misbahlarıdır, kandilleridir. Bu makamda ise bunlar kimler de alimlerdir. O zaman oradaki aldan kasıt ulema olacak. Yuhmel alel ulema. Ve nahu Allahumme salli ve sellem bu şekilde yani hakulasa. Yani makamdan makama ne yapılır? Değişir. Ona göre takdir edilir yani İmam Sabbah'ın dediği gibi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.